Koy Muhammed'in git Atatürk'ün peşine. Şuraya Muhammed'i, şuraya Atatürk'ü koy, ben Atatürk'ün peşine giderim. Çünkü ben Muhammed'i tanımıyorum. Ben Muhammed'e kurban oluyorum. Bu coğrafyanın tek düşman olduğu peygamber Muhammed. Türkçesi mealini oku. Eğer bu kitabı reddetmiyorsan aptalsın. Ben de Allah olsam o ülkenin Allah insan yaratır. Yeryüzündeki ne kadar Allah varsa hepsini insanlar uydurdu. Bunu da insanlar uydurdu. Klimaya sorsan ya Kerir nasıl biri? Bilmez. Sen seni yaratanı, aa beni yakacak diyorsun. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Yıllardır hırsızlığı, soygunu sağcılar yapar ama CHP gelirse biz işte din elden gidiyor. Lan din elden gitmez ya. Benim dinimi kimse götüremez. Ben şimdi esnaflık yapıyorum. Piyasa aşırı durgun. Ne iş yapıyorsun? Ben outdoor spor giyim üzerine kendim. Spor giyim? Evet. Güzel. Nasıl işler? İşler çok berbat. Yani bildiğiniz gibi değil. Yani günü kurtaramıyoruz. Haftalarca siftahsız gittiğimiz günler oluyor. Haftalarca siftahsız? Tabii canım yani. Eğer internet satışımız olmasa ayakta duramayız şu an. Mağaza satışı bitti yani. Nerede mağaza? Burada ben şu şeyde. Avcılar'da? Avcılar'dayız. Avcılar'da anladım abi. Peki abi. Kiramız ne kadardır? Ne kadar giderimiz olur? Kiram, yani pasajdayım. Pasajda kiram 17 bin lira. 17. Yani şu an dükkan çıkarmıyor, internet çıkarıyor. Yani elemanları bile, elemanım vardı, çıkarttım yani. Çünkü el ele baş başa gidiyoruz. Yani bu şekilde, ha biz şu an mesela 3 ay, Ekim, Kasım aylarının şu an fragmanını yaşıyoruz. Daha da kötüsü olacak. Yani şu an internetten olan iş o zaman olmayabilir. Çünkü yani... Ben normal ilahiyat fakültesi mezunuyum bakın yani şunu söyleyeyim. Şimdi ben ilahiyattan geldiğim için bizim ilahiyat fakültelerinden mezun olan insanlar yani veya İmam Hatip'ten gelen bir insanın kesinlikle beyni küçük şeyleri düşünür, küçük şeyleri büyük görür. Yani bugün devleti idare eden sistem de artık bunların eline geçtiği için şu an hep yani küçük düşüncelerle küçük insanların büyük yere gelmesinin sonucu bu ülke bu hale geldi. Çünkü dünyada yani eskiden biliyorsunuz İpek Yolu Pazarı denilen şey Türkiye'den geçemiyor. Yani dünyadaki ticaret yollarının geçtiği bir alanda sen eğer şu an böyle bir kriz yaşıyorsan 7 iklimin yaşa yani 7 bölgesinin 7 farklı iklim yaşadığı bir ülkede yani kışı da yazı da aynı anda yaşayan bir bölgede eğer biz şu an yani bu hale geliyorsak bu sadece bizim yöneticilerin yani ihanet içinde olması. Hani Atatürk diyor yani gün gelecek işte sizi yöneten insanlar bedbaht şey içinde olup olabilir yani meczup insanların bu şeye geleceğini adam bundan 100 yıl önce görmüş. Ben bakın İmam Hatip mezunuyum ama ben şunu düşünsel olarak kendi devrimini yaşamış insanım. Ben şu an yani şuraya Muhammed'i şuraya Atatürk'ü koy ben Atatürk'ün peşine giderim. Çünkü ben Muhammed'i tanımıyorum ama Atatürk beni anamı babamı ne bileyim yani anneannemi veya babaannemin annesini İngiliz'in Yunan'ın altından almış. Muhammed'in bana bir şeyi yok çünkü bir din getirmiş milletin koymuş ya. Çünkü öyle bir şey olamaz ya. Olmaz. Ben bak dine inanmıyorum. Yani bu ülkede zaten bu dinden kurtulmazsa bu ekonomik olarak böyle şeyleri de düzeltme şansı yok. Çünkü şu var. Şurada hoca molla kılıklı insan şu an Mercedeslerle geziyor. Hiçbir iş yapmadan geziyor. Yani sen emeğinle çalışıyorsun. Yani beyin yoruyorsun. Her gün bir beyin jimnastiğinle bir şey üretmeye çalışıyorsun. O adam beynini kullanmadan insanların sırtından asalak gibi geçiniyor. Böyle bir sistemin olduğu yerde ben de Allah olsam o ülkenin bak ben Allah olayım ben de koyarım. Ve sen İmam Hatip mezunusun. Evet kesinlikle. Ben ha şunu söylüyorum. Ben Rabbil Alemin derim. Allah demem çünkü Allah insan yaratır. Yeryüzündeki ne kadar Allah varsa hepsini insanlar uydurdu. Bunu da insanlar uyduruyor. Sen konuştun mu? Allah gelip de sana dedi mi? Er olsun. Ben Allah'ım diye senden tanıştım. Muhammed'le konuşuyorsa senle de konuşsun. Onu seçiyorsa sen gittiğinde desen ki lan beni seçseydin ne benim suçum ne desen. Ne cevap verebilir? Hiçbir cevap veremezsin. Sana hangi hakla yani düşün. Bir din uydurulmuş. Bu din eğer Norveç'te gelseydi bugün cehennem diye tanımlanan yer ateş diye soğuk buzlu yer olarak tanımlanır. Çünkü Arap'ın olduğu yer sıcaktı. Artık yani insanlar bunu sorgulamalı. Acaba bilmiyorum bu insanlar Neandertallerle Erectus'un yaptığı savaşı biliyorlar mı? Veya yerleşik düzeni o kaolitik paleolitik çağlardaki insanların. Ya bugün düşünsene bir din bugün evrenin yaşının 14,5 milyar, dünyanın da 4-4,5 milyar yıl yaşının olduğu düşünülüyor. İnsanın da yaklaşık bir 300-500 milyon yıllık hani forum bulmuş, insansı varlık olarak forum bulmuş geçmişi var. Yani bundan 3000 yıl öncesinde din icat ediliyor. Niye? İşte Lidyalılar parayı buldu. Yani ne bileyim demir keşfedildi, altın, gümüş, madenler keşfedildikçe insanların
Yani sahip olacakları alan ne kadar çoğalırsa o zaman insanları kontrol etmek için bir afyon lazımdı. Bu da din icat edildi. Çünkü benim eğer bir Allah olsam, ben bilgisayar üretiliyor veya cep telefonu üreten Apple bir cep telefonu ne yapacağını fabrikadan üretirken o cep telefonuna yüklüyor. Sen sonra ne yüklersen yükle siliniyor. Bugün dinler de böyledir. Eğer dinler insanlara sonradan yüklenen program gibi, yanlış gördüğün an siler atarsın, virüsü vardır çünkü virüs ki taşıyabilir. Bugün insanlar da dinlere bu şekilde bakmak zorunda. Bu açıdan bakmadığı sürece din sadece bir sömürü aleti olmaktan hiçbir şekilde kurtaramazsın, hiçbir dini kurtaramazsın. Bugün yani ne Hristiyanlığı ne Yahudiliği, mesela adam bugün Müslüman bir adam Yahudi'den nefret ediyor. Ama Yahudinin, yani Yahudi'den nefret ederken, slogan atarken Yahudi'nin kullandığı, yani ürettiği kumaşın üzerine veya Yahudi'nin ürettiği boyayı sürerek adam slogan atıyor veya Yahudi'nin ürettiği telefonla veya kamerayla çekim yapıyor, bana onu şov olarak sunuyor. Bu hamasetten başka bir şey değil. Çünkü bugün Allah nezdinde olan şey bile olsa bir, yani Allah varsa ki, onun onaylayacağı şey söz olmamalı. Yani ne olur? Ben diyorum ki ya Erol, ya şuranın altı altın dolu. Benim bunu demem bir şey ifade etmiyor ki. Ama o altını dolayı buraya getirip satarsam, aa ulan bu adama helal olsun. Altını çıkarttı getirdi burada satıyor, zengin oldu, para kazandı, yürüdü gitti. Bunun Allah'la bir alakası yok ki. Ben bunu çalışıp yapıyorum. Yani işte insanlar Allah'ı kendi işlerine göre yönlendirebiliyor. Bugün eğer sizin insanların böyle yaşam şekline baktığınız zaman, insanlar bugün eskiden hoca gördüğümüz zaman sakallı, sarıklı, kapalı, çarşaflı gördüğümüz zaman herkes otobüste yer veriyordu veya minibüste, atıyorum tramvayda. Şimdi bakıyorsun, o gün Allah'tan kork diyen, gözünü saçını saklayan insanı bugün kocası faiz, kendince haram olan faizi alıp evine çatır çatır yedirse, lüks arabalar alsa onu binip o arabaların klimasını açıp burada caka atarken hiç oturur Allah'ı düşünmüyorlar. Çünkü onların inandığı Allah da onların atladığı yani şeye göre, pozisyona göre kılık, şekil değiştiren, fikir değiştiren. Çünkü düşünsene 3 tane din gönderip birisi yanlıştı, birini siliyor, o dini siliyor, en son bir din gönderdim diyor. Yani böyle bir Allah'ın kıvırmama şansı yok. Çünkü o insanlara göre şekil alıyor. Yani insan ona göre şekil almıyor. Bugün yani Tayyip Erdoğan zamanında demedi mi? Ya ben bir yüzükle geldim. Eğer bu yüzünden başka bir şey olursa çalmışım. Çünkü o zaman hamaset bunu söyletmesini gerekiyordu. Bugün niye söylemiyor? Çünkü biliyor ki bugün çok zengin. Yüzükten daha fazlası var. Bu insanlar bunu sorgulamıyor. Sorgulamayacak. Çünkü o gün o lafı söylediği zaman mesela Muhammed'e Allah Hucurat suresinde diyor ki biz sana şiir öğretmedik diyor. Şiir nedir? Şiir etkisi yani derin olan ama yani yansıma alanı ne kadar geniş olup da etkisi ne kadar kısa olursa bu şiir etkisidir. Muhammed'e bu haram kılınmıştır. Niye? Çünkü insanlara yani sözü söyleyip mesela adam söylüyor 2023 dedi. Türkiye uçacak. Milli gelir adam başı 20-30 bin dolar olacak dedi. Şimdi 2023'te batmış bir Türkiye varken şimdi hedefimiz 2050-53-2071 diyerek. Çünkü kendisi öyle bir şeyi yaşayacak kapasitede adam olmadığı için uyutacağı kitleye bunu söylemek zorunda, bu şiir etkisidir. Bunu kullandığı sürece insanlar, bak biz bu kitaba ben inanıyorum. Kur'an denilen kitaba. Bunu biri yazmış. Ama dehşet bir bilgiye sahipmiş. Gökten gelmedi. Ama müthiş bir Kur'an var içinde, kitaptır bu. Bu millet Kur'an'la kitap farkını bilmiyor. Çünkü bu Kur'an dediğin kitaba uyarsan sen bugünkü işte Suriye'nin düştüğü duruma düşmek zorundasın, Afganistan'ın düştüğü dur. Çünkü bu kitabın insan profili buna uyuyor. Ama Kur'an'ın insan profili nedir biliyor musun? Bugün Japonya %67 oranında ateist toplum. Evet. İşte Finlandiya %70'lere gelmiş. Giderek de artıyor. Sürekli de artıyor ve Türkiye'de de. Zaten benim bir iddiam var. Türkiye'de Kur'an'ı harbiden herkes samimice okusun, mealini okusun. Eğer bir insan ateist olmuyorsa aptaldır ya. O kitabı, bu kitabı okuyup da bir insan... Türkçe halini okuyup. Türkçesi mealini oku. Eğer bu kitabı reddetmiyorsan aptalsındır. Çünkü mesela Müddessir suresinin 43. ayetinde diyor ki, adama soruluyor, diyor ki, ey yani işte insan, sen dünyadayken ne yaptın da bu cehennem çukuruna atıldın? Adamın cevabı da ayette, bakın Müddessir 43. Ben dünyadayken namazı kılanlardan değildim. Peki kardeşim, ben namazı kılacağım.
aman namazın nasıl kılındığı Kur'an'da yok. Mesela Enam 38'de de diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ulan ha eksik, namazın nasıl kılınacağı kitapta yok. Yani imanın şartı değil mi? Yok öyle bir şey. Bak bunlar bu insanlar. İslam'ın şartı. İslam'ın şartı diye bir şey. İslam'ın şartı namaz kılmak. İslam'ın şartı ne biliyor musun? Fıtratına uygun her yaşayan canlının, yani yaşadığı dinin adı İslam olur. Otomatikman. Mesela kitabın hiçbir yerinde İslam'la enzele veya ersele değil, eşleşmez. Niye eşleşmez? Yani çünkü sadece mesela Ali İmran suresi 19'da Allah katındaki tek din İslam'dır der. Allah katındaki dindir. Allah biliyor ki kulum diyor sen diyor dünyada bir yapıp bir dine uyacaksın. Ben bunu diyor o din diyor. Senin dinin seni mutlu ediyorsa sana farzdır. Atıyorum Türkiye'de yaşıyorsun. Ben Sivaslıyım. Sivas'ın Suşehir ilçesi Sünni ağırlıklı. İmranlı, Divri, Alevi ağırlıklı. İmranlı da veya Divri'de doğsam ailem Alevi, ben de Alevi olacağım. Ölene kadar Aleviliği savunacağım. Suşehir'de doğuyorum. Sünniyim. Benim dinim doğrusu deyip ben onu o çünkü 5 doğduktan 5 dakika sonra ismim ona göre belirleniyor ve kulağıma bir din söyleniyor. Onun doktrinleri benim kulağım ömrüm boyunca o bana işleniyor. Ben onu doğru olarak da. Ya biz sorgulayalım. Bunun doğru olma olasılığı nasıl? Senin doğduğun yer senin dininin doğru olduğunu belirliyorsa o din Allah'ın olamaz. Yani düşünsene bugün Myanmar'da yaşıyorsun. Aynı mantıkla bakıyorum. Ya ben doğuyorum Myanmar'ın işte Hindu bölge veya Hindistan'ın Hindu bölgesinde doğuyorum. Ya kalkıyorum benim atalarım yine Tanrı diyor. Myanmar'ın Arakan bölgesinde de Müslümanlar yaşıyor. Adama göre de inek kurban edilecek şeylerin arasında. Yani malzemenin büyük arasında. Büyük başarı. Ya adamın tanrısını ben kurban ediyorum. Kurban olarak kesiyorum. Adama da diyorum ki sen bana saldırıyorsun. Lan nasıl saldırıyorsun? Ben burada Allah'a bir küfür etsem belki koy Muhammed'in git Atatürk'ün peşine dedim. Röportajda mı söyledin? Röportajda söyledim. Kameramayı bıraktı geldi bana saldırdı. Bak dedim işte bu Türkiye bundan kaybetsin. Ya Muhammed'i tanıyor musun? Bu dini diyenlere hakaret ve küfür olmuyor. Hayır İnsanlara ben onu hakaret bak ben Muhammed'e kurban oluyorum. Bu coğrafyanın tek düşman olduğu peygamber Muhammed. Muhammed gece insanı uykusuz bırakır. Ama ben yine diyorum koyun Mekkeli Muhammed'in gönlüne. Bana ne abi? Ben içimdeki Muhammed. Bak Hucurat suresi 7'de diyor. Velemme ve alemu fikum ey Resulullah. Biliniz ki Allah'ın Resulleri içinizdedir. Şimdi sen Erol olarak yaşıyorsun atıyorum. Ya adaya uçak düştü. Sen herkes öldü kaldın. Çocuksun. Annen baban da öldü. Sen orada büyüdün. Ya gittin. Çünkü İslam'dan başka kim ki? Yani başka bir dinle gelse kabul edilmeyecektir der tamam mı? Ali İmran suresi 37. Şimdi sen İslam'dan başka bir dinle gideceksin. Demeyecek mi? Çünkü kabul edilmiyor. Seni cehenneme atacak. Demeyeceğim lan veren. Bana peygamber mi gönderdin demeyecek misin diyeceksin. O zaman Muhammed o Allah'ın sana bir şey. Lan oğlum Muhammed dediğim şey senin içindeydi. Senin içindeki fedakarlık duygusunu yöneten hissiyatın adı Muhammed'dir. Bu kitapta Muhammed diye anlatılan şey o duygudur. Çünkü cennetin anahtarıdır. Bana uyun ki bak Ali İmran 31'de bana uyun ki Allah sizi sevsin diyor. Sen Allah'ın sevdiği 7 tane vasfı bulacaksın. Bu vasıfların hangisini yapıyorsan sen otomatikman cennetliksin. Ama sen bunları yapmıyorsan sen Muhammed'e uyuyorsun. Deminki dediğim gibi altın var diyorum. Altını geliyor Kanadalılar işliyor sana atıyorum adam 100 milyar dolar kazanıyor sen 1 milyar dolar kazanıyorsun. Ne olur sen sürünüyorsun adam senin madenlerine zengin oluyor. Aynı şey. Bak zihniyet aynı. Çünkü inanç nasılsa yaşam da aynı. Ama bugün Japon Allah'a inanmıyor. Ama gidiyorsun abi tramvaya binerken bakıyorsun. İnsanlar 100 tane insan varsa koridor açıyor. Binecek insan o koridordan geçiyor. Bu medeniyet. Bu medeniyet işte İslam budur. Bak Allah diyor ki sen bana her gün küfür et diyor. Benim diyor şekli kısmını yok saysan da diyor. Bugün ateistler bile aynı şeyi yapıyor. Bakıyorum abi sokaktaki kediye köpeğe sahip çıkan ateistler, kul hakkına sahip çıkan ateistler, hatta dincilerin bile bugün mesela o ülkücülerin öldürülen çocuk vardı neydi ismi? Sinan Ateş. Sinan Ateş'in karısı. Bak karı diyor ki ya bize yanlış gösterilen insanlar bana sahip çıktı diyor. İşte bu mesele bu yani. Bize Türkiye'de yıllardır hırsızlığı, soygunu sağcılar yapar ama CHP gelirse biz işte din elden gitti. Lan din elden gitmez ya. Benim dinimi kimse götüremez. Ben sağlam durayım. Ben kaypak olmayayım. Bakmayın Erol bana ne yapabilir? Hiçbir şey yapamazsın. Çünkü şimdi bu kitabı insanlar bakın Allah böyle bir kitap göndermedi. Mümkün değil. Yani aklın alıyor mu? Bakın Rabbil Alemin mesela açın Bakara suresi 234'te İbrahim
babasının putlarını kırıyor. Babası geliyor diyor ki oğlum bu putları kim kırdı? Diyor ki o kırdı diyor. Büyük putu kırdı. Oğlum diyor o bir put. Diyor ki bakın. Orada İbrahim bir laf ediyor. Diyor ki babasının taptığınız ilahlardan beriyim. İlla bakın önce akla mantığa çağır. İşte bu akla mantığa gittiğin zaman Rabbül Alem. Çünkü ben de Allah olsam yapacağım şey bu. Ben şimdi şu mikrofonu yapan kimdir? Atıyorum işte telefonu Alexander Graham Bell icat etti. İşte bilmem klimayı bilmem ne Carrier icat etti. Mesela klimaya sorsan ya Carrier nasıl biri? Bilmez. Sen seni yaratanı aa beni yakacak diyorsun. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Öbür tarafa gidip gördün mü? Yani senin oraya dair bir kameraman kaydı mı var? Gidip ölüp dirilip gelen biri mi var? Yani sen niye inanıyorsun böyle? Ya ben şunu düşün. Ben artık hayatı şöyle algılıyorum. Siz nerelisiniz? Adana'dayım. Ben Sivas'tayım. Mesela ben Sivas'la Adana maç yapıyorum. Ben Adana'ya deplasmana geliyorum. Erol ben size 10 tane atıp geleceğim. Lan akıl alıyor mu oğlum? Adana'da seyirci adamın ağzına sıçar yine. Benim hedefim ne? Adana'dan gol yemeden maçı bitirmek. 10 tane atmak değil. Ben atıyorum senden 10 tane gol yiyip 9 tane gol atsam bir anlamı var mı? Yok. Ben Adana'ya geldim. İlk önce maçı berabere bitirmek. Hedefim bu. Ha hiç gol yemeden maçta bir gol atarsam maçı alıyorum ama 10 gol yiyip 9 gol atsam o 9 golün anlamı yok. Hayat da böyledir. Abi geçimleri soruyoruz vatandaşın. Nasıl geçim gidiyor geçimler? Valla halkın durumu çok iç açıcı değil ama neden dolayı? Yüksek enflasyon. Tayyip Baba yüzünden. Lan bizi işten atmasınlar. Yok abi niye işinden alsın? Ne alakası var? Ya şimdi bilinçsiz yönetim, ekonomi yönetimi durumu bu hale getirdi işte. Peki yani Neyi yanlış yapıyorlar da sonucu bu oluyor? Baştan ekonomiyi yanlış yönettiler. Ne dediler? Yanlış ellere teslim ettiler. Yanlış, aynen. Başladım. Enflasyon ne dediler? Sonuç. Enflasyon sebep. Sebep, işte faiz sonuçtur falan filan abuk subuk şey. Şimdi de zaten uyguladıkları yöntem tam ters. Bu sefer de herkes parasını bankaya koymuş, faiz yiyor. Bütün milleti faiz etti. Ama kısa bir süre önce de bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz yerin dibine inecek. Maalesef. Sıfıra düşüreceğiz diye de vaatleri var. Evet, evet. Nas varıyordu. Nas. Evet, maalesef. 2 ay mı 3 ay mı? Ondan sonra Nas yok oldu gitti. Ya şimdi zaten hatalı yönetimin farkına vardılar ama iş işten evet Geçti. Şimdi herkes yani 1000 lirası bile olan faize koşuyor. Niye? Adamlar kendini garantiye almak istiyor. Kimse bir şey alıp satmıyor. Kimse para harcamıyor. Peki Mehmet Şimşek'in politikalarından ümitli miyiz? Umutlu muyuz? Ya şimdi Mehmet Şimşek'in politikaları aslında doğru ama gecikmiş politikalar. Zamanında bu hamleler yapılsaydı belki faiz düzeyi bu kadar olmazdı. Zaten Mehmet Şimşek'i de zamanında dışlayan da yine Tayyip Erdoğan'dı. Tabii. Baktı ki olmuyor, yine başa koydu. Hırsız dedi adama. Evet, şimdi yine başa getirdi. Biz de bilmiyoruz işte bu şeyde gidip geliyoruz. Durum bu. Agalar ne derse oluyor. Evet, o oluyor maalesef. Artık hakkımızda hayırlısı. İnşallah iyiye gideriz. İnşallah. Yani ya sonuç itibariyle zenginlere bir şey olmuyor. Zengin her zaman paradan para kazanıyor. Olan alt tabakaya, halka oluyor. Yazık. Peki abi yorumladığınız için teşekkür ederiz. İçimleri soruyoruz vatandaşın. Nasıl gidiyor abi geçimler? Normal gidiyor. İdare ediyoruz. Evet. Şahsi olarak mı? Abi ne geçimi soruyorum? Bitti millet daha. Bitti. Dur, bazen ben iyiyim diyen de var. Allah Allah. Kim şahsi diyorum olarak? Kim diyor iyiyim diyen? Yalan konuşuyor. Yalan mı söylüyorlar abi? Adam o kadar sinirliydi ki konuşamadı gitti bile. Geçimleri soruyoruz nasıl gidiyor diye. Çok iyi. Çok iyi. Evet, sıkıntımız yok. Aziz beyefendi de mesela sinirinden gitti. Dalga mı geçiyorsunuz dedi. Ya yani neresi çok iyi? Çok iyi diyenler de var dedim. Herkes rahat gezebiliyor, tozabiliyor. Gezebiliyor. Evet. Alışveriş yapabiliyor. Sıkıntı yok. Bu sizin çarşıda gördüğünüz, geziyor dediğiniz insanlar. Gezemeyenler de var. İş hayatındayım. Akşam eve geldim. Şu anda neredeyim? Dışarıdayım. Rahat bir şekilde gezebiliyorum. Alışverişimi yapabiliyorum, yiyebiliyorum, içebiliyorum. Önemli olan nedir? Çalışıp üretmek. Evet. Çalışıp üretebiliyorsan senden mutlusu yok. Başka bir şey yok. Bizim daha geçtiğimiz hafta yaptığımız bir röportaj vardı. Bir çiftçi hanımefendiyle. Eşiyle beraber çiftçilik yapıyorlar. Ekstradan hanımefendi avukat da. Avukatlıktan aldığım parayı çiftçiliğe destek vermezsem çiftçilik komple bitecek diyor. Ben o işi bitirmek zorunda kalacağım. Çok güzel bir şey değindiniz. Ona bakarsanız sosyal medyada bazı şeylerde de görsellerde şunlar var. Yapılan ürünler alınmadığından dolayı çöpe atılıyor. Bu ihanet değil midir acaba?
pahalının nedeni bu değil midir? Nasıl çöpe atılıyor? Kamyon kamyon, kasa kasa çöpe atıldığını görüyorum sosyal medyada. Neden bunları yapıyorlar seviyorum. Bunu size? Bazı insanların çekinmemesi diyelim, bazı insanların da umursamamaya geliyor. Yıl 2024, artık kamera olmayan yer yok. Bunlar tespit edilebilir. Olmayan yer yok dediğiniz yerde kamera olmayan yerler de var. Evet. Önemli olan kamera nerede olması lazım biliyor musun? Şurada olması lazım. Hayır, yani bunlar tespit edilebilir, denetim getirilebilir. Bunların bir ceza yaptırımı varsa, vatandaşın kötülüğü için yapılıyorsa cezalandırıp önüne geçirebilir. Cezalar her şey için önemli değildir. Gerçekten cezalar. Ne kadar büyük ceza koyarsan koy, insanın zihniyetinde bozukluk varsa muhakkak yapacaktır onu. Benim zihniyetimde bozukluk varsa ben onu yaparım. Kamera olsa da yaparım, olmasa da yaparım. İşte bir cezayı yaptırımdan sonra... Yaptırım beni engellemez ki. Engellemez mi? Engellemez. Doğru söylüyorsunuz. O kadar garip bir adalet sistemi oldu ki. Ona bakarsın. Hiçbir ceza engellemez. Kamera var değil mi? Evet. Adam bak daha hala zihniyeti bozuksa, diyor ki kardeşim burada uydurma işi yapılmaz. Onu yapıyorsa eğer, o bizim insanlığımızdan kaynaklı. Gerçekten yani. Eğer zihniyetimiz bozsa, biz ona uymuyorsak başka bir şey dememe gerek yok. Zihniyetimiz nasıl bozuldu peki? Sizce? Önceden de böyleydi, şimdi böyle. Önceden de vardı, şimdi de var. Evet. Yani bundan 50 yıl önce de vardı. Yani iyi kötü vardır. Evet. Muhakkak birini dengeleyecek. Bir kötü olacak, bir de iyi olacak.